Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün alışılmışın dışında çok çok farklı ve bir o kadar lezzetli bir kek tarifim var sizlere. Siz de benim gibi farklı görsel ve lezzetleri seviyorsanız, eğer bu tarif tam da size göre olacak, hemen tarif detaylarıma geçiyorum ben. Siz de bu arada lütfen videoma birer beğeni bırakmayı unutmayın. İlk olarak kekimizi yapacağımız tepsinin tabanına karamel hazırlamakla başlıyoruz. Vereceğim ölçüler orta boy bir borcam dolusu için olacak. Bu şekilde bir borcamı ateşe alarak içerisine bir çay bardağı toz şeker ilave edelim. Kısık ateşte şekerin karamel olması için bu şekilde bir spatula yardımıyla ara ara karıştıralım. Şeker erimeye başladıkça rengi de dönmeye başlayacaktır. Tamamen şeker eriyinceye kadar bu şekilde karıştırarak karamelimizi hazırlayalım. Şekerin tamamı eridi gibi şimdi artık ocağın altını kapatarak ısısında diğer kalan şekerlerin de erimesini sağlayalım. Ve artık karamel sosumuz da hazırlandığına göre kekimizle devam edelim. Bir adet ananasa ihtiyacımız olacak bütün halde. Ben kendim soyarak iç orta kısmını ayıkladım ama sizler isterseniz konserve olarak hazır satılan ananaslardan da kullanabilirsiniz. Ananası ayıkladıktan sonra bu şekilde gördüğünüz gibi 6 tane kenarlara bir tane de ortaya olmak üzere 7 parçaya ayıralım. Borcamın tabanına yerleştirdiğimize göre kek harcımızla devam edelim. Oda ısısında 3 adet yumurtanın içerisine bir su bardağı da toz şeker ilave ederek bir mikser yardımıyla veya bu şekilde bir el çırpıcısı yardımıyla beyaz beyaz oluncaya kadar çırpalım. Yeteri kadar çırpmış olduğumuz yumurta ve şeker karışımının içerisine diğer sıvı malzemeleri ekleyerek devam edelim. Bir su bardağı dolusu sıvı yağ ve bir su bardağı dolusu da süt ilave ederek tekrar bir çırpalım. Şimdi sıra geldi katı malzemelerini ilave etmeye. Diğer tüm kek tariflerimde de olduğu gibi yine bu kek tarifinde de unu ve katı malzemelerini hamurumuza eleyerek ilave edelim. İlk aşamada bir su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu hamurumuzun içerisine eleyerek ilave edelim. Toplamda 3 su bardağı dolusu un kullanmış oldum ben. Sizler yine de temkinli olarak ilave edin arkadaşlarım. Her zaman dediğim gibi bardak ölçümlerinden, yumurta ebatlarından hatta unun kalitesinden un miktarı değişebilir. Sizler de bu şekilde yavaş yavaş ilave ederseniz çok daha verimli sonuç alırsınız. Şimdi artık hamurumuzu güzelce çırpabiliriz. Gördüğünüz gibi hamurumuz istenilen kıvama gelmedi. Şimdi bir su bardağı dolusu unu tekrar eleyerek ilave ettikten sonra 3. bardak unumu da ilave etmiş olacağım. Şimdi güzelce çırparak artık hamurumuzu kek hamuru haline getirelim. Gayet güzel, başarılı bir kıvam aldı kek hamurumuz. Artık kek hamurumuz hazır olduğuna göre borcamımızın başına tekrardan geçebiliriz. Karamel yatağına dizmiş olduğumuz ananas dilimlerinin üzerine hazırlamış olduğumuz kek hamurunu gezdirelim. Hamurumuzun tamamını boşalttıktan sonra önceden ısıtmamış olduğumuz fırına kek hamurumuzu göndererek 180 dereceye ayarlayalım. Toplamda 45-50 dakika kadar kızarıncaya kadar güzelce kekimizi pişirelim. Her fırın kendi alanında çok farklı pişirme tekniğine sahiptir. Ben bu şekilde kendi fırınımda pişirdiğim için bu şekilde tavsiye ediyorum. Sizler fırınınızı daha iyi tanırsınız. Kekinizi nasıl pişirmek isterseniz sıcak fırına göndererek ya da benim gibi soğuk fırına göndererek pişirme tekniğini uygulayabilirsiniz. Şimdi hemen nar gibi kızarmış kekimle devam ediyorum. Keki fırından aldıktan sonra 15-20 dakika kadar sıcaklığı çıkıncaya kadar bir dinlendirelim. Sonrasında uygun bir servis tabağına ters çevirerek servisi hazırlayalım. Ters çevirdikten sonra o kadar kolay bir şekilde tabağınıza düşecek ki kekiniz. Şimdi sizler de an an göreceksiniz bu aşamayı. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş borcamdan boşalıyor kekimiz. Hiçbir işleme gerek kalmadan gayet pratik bir şekilde kendisini servis tabağına indiriyor görüyorsunuz. Üstündeki borcamı alarak kekimizi süsleyebiliriz. Ben gün ışığını kaybetmeden sizlere çekim yapabilmek adına bu şekilde sıcakken ters çevirdiğim için birazcık yapışmış ama normalde sizler 15-20 dakika beklerseniz çok daha kolay bir şekilde çıkarırsınız. Kekinizi sizler hayal ettiğiniz şekilde ve elinizin altındaki malzemelere göre süsleyebilirsiniz. Ben bu anlamda iri çekilmiş antep fıstığından faydalandım. Tam da ananasların ortasına gelecek şekilde bolca antep fıstığı yerleştirdikten sonra üzerine ise yine dondurucudan kullanmış olduğum frambuazlarla süslemeyi tercih ettim ben bugün. Şimdi aklınızda herhangi bir şüphe kalmaması adına yine servis aşamasıyla iç dokusunu da sizlerle göstermek için devam edeceğim. Videomu bu aşamaya kadar izleyen ve dinleyen herkesten fikirlerini yorum kısmından bana ulaştırmasını rica ediyorum. Şimdi frambuazlarla süsledikten sonra hemen bir dilim alarak iç dokusunu da görelim. Beni uzun zamandır takip eden ve abone olan arkadaşlarım bilirler. Yaz aylarına göre çok güzel kek tarifleri yapmıştık diğer meyvelerle de. Mürdüm eriyle, şeftaliyle, kirazla veya vişneyle yapabileceğiniz çok çok güzel kek tarifleri var kanalımda. Dilerseniz onlara da göz atabilirsiniz. Şimdi hemen bir dilim alıyorum. İsterseniz daha ince dilimleyerek, isterseniz bu şekilde koca bir dilim alarak servise hazırlayabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz daha fazla tarife kolayca erişebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yine abone olduğunuz kısımdaki zile de basarsanız eğer her paylaştığım tariften ilk siz haberdar olursunuz bildirim alırsınız arkadaşlarım. Ve gördüğünüz gibi puf puf kekimiz artık servise hazır. Akılda kalacak görseli ve lezzetiyle bu kek tarifini muhakkak denemenizi öneririm. Ben yine gerek YouTube kanalımda gerek Instagram sayfamda her gün yepyeni tarifleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğim inşallah. Bundan sonraki tariflerim hangi lezzete gelsin isterseniz yorum kısmından da bana ulaştırabilirsiniz. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.